Merhaba, herkese hayırlı günler. Bu çantanın 13 parçadan oluşan 13 motifli bir çanta modeli. Çok severek örülen, zevkle örülen güzel bir model. Bugün bunu farklı bir konsepte örmüş olacağız. Şu görmüş olduklarınız eskimiş olan herkesin malum çocukları var. Kot çok sevilen bir tür. Kotları böyle küçük küçük keserek bunu şöyle yapabilirsiniz. Elinizde motiflerinizin büyüklüğüne göre ölçerek de kesebilirsiniz. Zevkinize göre de kesebilirsiniz. Ben motifin şu orta kısmının büyüklüğünü esas alarak kestim. Hazırladım bunları böylece. Şimdi bunlardan farklı planlarım var yapmayı düşündüğüm. Birincisi bu çanta modelini kotla çalışmayı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kotların kenarını normal beyazla kenar geçmesi yaptım. Aynı şekilde daha önceden hazırlamış olduğum motiflere de yine beyazla büyüterek tamamladım. Bir kot, bir de motif şeklinde birleştirerek bu çanta modelini uygulamayı düşünüyorum. Şimdi şu modelin yapılışıyla alakalı bir taneyi beraber örmüş olalım. Bu zaten bilinen bir model olduğu için bunun üzerinde tekrar durmayı düşünmüyorum. Tekrar yapmayı da düşünmüyorum. Önceki videolarımda vardı, bakabilirsiniz oradan. Sadece şunu söyleyeyim. Normal işte bu kare modelli motifimizin en üst kısmına sıra trabzan geçiyoruz. Sadece farklı olan o, diğerleri aynı. Gördüğünüz gibi ben kota uygun olsun diye kotun iç renklerini andıran motifleri denedim. Bu şekilde farklı motiflerim burada var. Şimdi kotun yapılışıyla bir de tığlarımla ilgili bilgi vereyim. Normalde benim tercih ettiğim 3 numara tığ. Bunu kullanıyorum. 3 numara. Fakat kot sert bir kumaş olduğu için bunun için ince uçlu 1 milimlik bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü buna batması gerekecek. Ve beyaz akrilik ipim var. Siz tabii zevkinize göre farklı renk tonları deneyebilirsiniz. Ben şimdi bunu beyazla örmeyi deneyeyim. Başlayayım. Bunları kaldırayım. Evet. Şimdi kare motifimizi alıyoruz arkadaşlar. İpimizi hazırlayalım. Başlangıç yapalım. Evet, başlangıcımızı hazırladık. Şimdi bunun köşe olabilecek şekilde buradan başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben buradan başlamayı uygun gördüm. Buradan başlıyoruz. İp çok çabuk bölünebiliyor. Dikkat etmek lazım. Şimdi burada 3 zincir çektim. Köşeyi oluşturacağım çünkü. Bakın 3 zincir çektim. Mil üstü hiç almıyoruz. Sık iğne gideceğiz. Aynı yere buraya ya da biraz daha yakınına batıyorum arkadaşlar. Köşeyi oluşturmak için. Bir zincir çekiyorum. Şunu bir tık şöyle içine doğru kıvırırsanız daha düzgün duracaktır. Hemen bakın yakınına, sırayla batmıyoruz. Yakınına batıyorum ve çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bakın hemen yakınına batıyorum. Yine bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar kot alttan görünecek şekilde ama tamamen de dip dibe olmayacak şekilde batarak ilerliyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar ilerliyorum. Sesini duyuyorsunuz. Kota tığın batması biraz zorlayıcı olabiliyor. Evet, devam ediyorum yine. Bir zincir. Yine batıyorum. Yine bir zincir. Burası güzel durmadı. Şurayı bir daha düzenliyorum. Evet. Arkadaşlar bu şekilde dört bir tarafını dönüyoruz. Sadece şuraya geldiğimizde
köşeyi dönmek için 3 zinciri çekiyoruz ve devam ediyoruz. Şu sıra bitiminde görüşelim. Evet arkadaşlar, satır sıra sonuna geldik. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve bunun dibine kaydırma yaparak bitiriyorum. Zincir çekiyorum. Burada ben tığımı değiştiriyorum arkadaşlar. Siz isterseniz devam edin. Şurada ipim yine bir tığımı değiştiriyorum. 3 numarayla devam ediyorum. Çünkü artık normal üzerlerine basarak ilerleyeceğim. Şimdi yanımdaki yere batıyorum. Şimdi köşeyi oluşturuyoruz arkadaşlar. Normalde köşelerde 3 tane trabzanımız oluyordu. Bakın 3 trabzan. 2 zincir çekiyorum. 3 de çekebilirsiniz. Size kalmış. Tekrar 2 üçüncü trabzanımı oluşturdum. Köşemizi oluşturduk. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Arkadaşlar bazen boşluğa batabilirsiniz. Bazen direkt üzerine batabilirsiniz. Dolgun durması, düzgün durması çok önemli. Ona dikkat ederseniz illa şuraya batacaksınız, buraya batacaksınız. Öyle bir sınırlandırma yok. Bakın şu şekilde ilerliyorum. Bakıyorum. Mutlaka düzelterek bakıyorum. Şimdi mesela burada sanki biraz arası açılmış gibi. O zaman ne yapıyorum? Buraya bir tane daha batıyorum. Bakın. Yanındakinin tepesine batıyorum. Düzeltiyorum orayı. Geliyorum. Bakın. Şekil alıyor. Farklı modellerde, farklı şekillerde deneyebilirsiniz. Daha büyük kareler kesebilirsiniz ki ben bir başka çalışma yapmayı düşündüm. Bir başka çalışmada kareleri daha büyük kesmeyi düşünüyorum. Yelek çalışmayı düşünüyorum ileride. Bakın şimdi. Geliyoruz şuraya. Bir daha battım. Boşluğa batıyorum. Bir köşe daha yapalım. Burayı da göstermiş olayım. Bakın arasında boşluk oluştu. Şimdi ne yapıyorum? Buraya bir tane daha batıyorum. Dolgun durması için. Buraya 3 tane. Üç tane olunca biraz fazla geldi gözüme. Söküyorum bir tanesini. 2 zincir çektim. 3 de olabilir. Dönüyorum. Köşeyi oluşturuyorum. Dönüyorum. Ve buraya 3 zincir çektim. Bakın ne yaptık? Köşeler oluştu gördüğünüz gibi. Bitirelim ve görüşelim. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi buradan her zaman olduğu gibi kaydırma yöntemiyle ipimizi kesiyoruz. Sonra da ipimizi gizliyoruz arkadaşlar. Temiz çalışalım. Görüntü de düzgün olsun. Bunu gizleyelim altta. Evet. Evet, motifimiz hazır. Şimdi motiflerden dediğim gibi 13 tane motiften oluşuyor bu çanta. 13 tane motifimizi ayarlayalım. Burada 8 tane motif var. Azaltacağız onu. Motiflerimizi seçelim. Farklı farklı tonlarda olsun. 2, 4, 6, 7. 6 tane de burada. 2, 4, 6. Arkadaşlar dizilme şeklini, çünkü bunları böylece birleştireceğiz. Sonra şu kısımdan ortadan katladığımızda çanta modeli oluşacak. Dizilme şeklini ekran görüntüsü halinde mutlaka bir yerde tutun. Çünkü ilk başta bakarken insan gerçekten karıştırıyor. Şimdi bu şekilde bunları teker teker alıp birleştireceğiz. Ben şimdi buradaki ikiliden başlıyorum. Bu ikilisini birleştireceğim. Hemen. Normalde şu 2 zincir çektiğimiz kısımdan
Burada sabitliyorum. İki zincir, tek zincir çekiyorum. Karşıdakinin boşluğuna geçiyorum. Düz olmasına, örgülerin düz olmasına lütfen dikkat edin. Yoksa diğer türlü hata oluşur. Sökmek zorunda kalırsanız. Şimdi buradan karşıdakine geçiş yapıyorum. Bakın buradan karşıdakine. Her birini karşıdaki eş değeriyle birleştiriyoruz. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tığ üst, mil üstü almıyoruz. Sadece sık iğne yapıyoruz. Bir sürü farklı birleştirme yöntemleri var. Siz bazen tersten birleştirme de yapılabiliyor. Yani bunu şu taraftan da birleştirme yaparsanız üst taraf böyle kalıyor. Ben böyle olunca daha düzgün geliyor bana. Daha böyle farklı bir tarz gibi geldiği için bu şekilde birleştirmeyi uygun görüyorum. Ama dediğim gibi zevkinize göre deneyebilirsiniz. Birleştirme yapabilirsiniz. Size kalmış. Kontrollü ilerleyelim. Hata oluşmasın. Evet. Bu şekilde arkadaşlar her bir trabzanın tepesine batarak birleştirme yapıyoruz. Bu modelde biraz bağlantıyı yaparken biraz sabır gerekiyor. Sanki hata yapmış hissi oluşuyor insanda. Ama rahat olun. Çok güzel oluyor sonradan gerçekten. Çanta da kullanışlı bir çanta. Tam böyle mevsimlik, yazlık güzel bir çanta. Evet. Evet. Şimdi bakın buradaki birleşme noktasına geldik. Burada iki defa dolduruyorum arkadaşlar. İki defa batıyorum. Evet, şu şekilde birleşimi sağlamış olduk. Şimdi dizerken nasıl dizmiştik arkadaşlar? Bir kotlu parça, bir normal motiften bu şekilde bunları tek tek birleştirerek ilerleyeceğiz. Aynı bu şekilde bunu yaptığımız gibi mesela şimdi sıradaki parçamız hangisi? Şuna birleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi bakın buranın bağlantısını yaptık. Şimdi buradan devam edeceğim için bu kısımdan başlıyorum. Böyle birleştirerek ikisini de gideceğim. Şimdi elime alıyorum tekrar. Yine bu kısmı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu motifi elime alıyorum. Ve bağlantısını gerçekleştiriyorum. Şimdi aynı bir öncekinde yaptığımız gibi buradaki hemen motifin bağlantı yerinden birleştiriyorum. Her bir trabzanın tepesinden karşıya geçiş yapıyoruz. İpinizi çok gergin tutmazsanız normal halinde bırakırsanız daha güzel olur. Evet, ilerliyoruz bu şekilde. Bu şekilde ilerleyip buradaki buluşma noktasına gelin. Arkadaşlar satır sonuna geldim. Bir kere bağlantısını yapmıştım. Bir tane daha battım. Ve sonra şu kısımdan bakın. Şuradan toplu iki motifi de birleştiren bir tane daha batmış oldum. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu şimdi birleştiriyorum. Bakın birleştirdim. Ters ve düzlüğüne lütfen dikkat edin. Geldim. Şimdi birleştirdim. Şimdi bunu da buraya kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde buna dikkat ediyoruz. Ve böylece ilerliyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şimdi motifleri bu şekilde şu şekilde birleştiriyorum. Şimdi burayı birleştirip bitirdikten sonra buraya döndük diyelim. Şuradaki arayı da direkt bu şekilde ilerlersiniz ya da tek tek takarsınız. İp keserek takar. Tamamen size kalmış. Sizin
birleştirme kabiliyetinize kalmış ama bu şekilde mutlaka bağlantılarını yaparak ilerleyeceğiz. Bunların hepsi bu şekilde tamamlanacak. Bitmiş haliyle görüşelim. Arkadaşlar evet bağlantılarını tamamladık. Bu tabi ütüsüz hali. Şimdi bunu şöylece alıyoruz tekli olan kısımdan. Bakın. Şurası çantanın giriş kısmı olacak. Burayı da şu şekilde birleştireceğiz. Aynı şekilde burası da birleşecek ve böylece çantamızın vücut kısmı şekil almış olacak. Şuradan da saplarını yapacağız. Yani şimdi buradan bağlantıyı yapıyorum. Bağlantıyı yapıyoruz ve hemen bir yerden takalım ipimizi. Şu kısımdan bakın şurayı görüyorsunuz. Şuradan giriyorum arkadaşlar. İki kısmını tamamlıyorum. Bir daha batıyorum aynı yere sağlam olsun. Sonra şurayı birleştiriyorum. Birleştirmeler hep aynı. Yani normal bir karşıdan trabzana geçiş yapıyoruz. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Şurada buluşalım. Evet arkadaşlar. Şurada bağlantısını hemen sağlıyoruz. İki kere batıyoruz aynı yere. Köşelerde. Şimdi bunu üçgene çevirmiş olacağız. Bakın bu normal kare. Yarıdan bölerek üçgene. Biraz buradan biraz da buradan tamamlayacak. İlerleyeceğiz. Şimdi burayı birleştirerek ilerleyelim. Şekilde şu köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar köşesine geldim. Şimdi buradan hem alttan hem üstten alıyorum bakın. Bir daha hem alttan hem üstten. Yani bağlantıların güçlü olması, sağlam olması önemli. Çanta bu çünkü içine eşya konulacak, kullanılacak. Dayanıklı olması önemli. Şimdi şuraya kadar geliyoruz. Ve burası tamamlanmış olacak. Evet, şurada arkadaşlar bakın üçgen şekline dönüştürdük şu kısmı gördüğünüz gibi. Şimdi şurada son bağlantılarını yapıyorum. Aynı yere iki defa batmıştım. Şuradan iki taraflı karşılığı yani üç kutunun bağlantısını yapmış olduk arkadaşlar. O yüzden oraya bir daha batıyorum ve tek zincir çekip kesiyorum. Şimdi göstereyim size. Temizlemeyi sonra yaparım. Bakın. Şimdi şu kısmı üçgen şekilde birleştirmiş olduk. İpleri temizleyeceğim. Şimdi burası da aynı şekilde şuradan başlayacağız. Bunu bu şekilde birleştirip şöyle şuradan çıkacağız. Buralar çantanın sapların geleceği kısım olacak. Burayı da birleştirelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar bu kısımlarını tamamladık. Bütünleştik. Çantamız bu şekilde olacak. Şimdi buralarını birkaç sıra gideceğiz ve sonra saplarını yapacağız. Yani çantamız tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi çok cici şık bir çanta oldu. Şimdi hemen ipimi bir yere başlıyorum. Şu kısımdan başlamayı tercih ediyorum ben. Size de tavsiye ederim. Şurayı göstermek istiyorum. Nasıl dönüşünü yapacağımı. Şuradan taktım ipimi. 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya hemen olduğu yere bir daha batıyorum. İkisi bir olmuş olacak. Geliyorum bir tane daha. Her trabzanın üzerine bir kere batarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sadece şuradaki dönüş bizim için önemli. Şimdi tekrar batıyorum. Şimdi şu boşluk kısmında arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya batıyorum. Çıktım. İki tane bakın kaldı. Çıkarmıyorum tamamen. Burayı biraz toparlayıcı olacak. Daha güzel duruyor.
Aynı yere bakın şöyle. 4 tane oldu. Buraya geldim. 5 tane oldu. Bir tane daha aldım, 6 tane. 6 taneyi birden çıkarıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bakın burayı bütünleştirmiş oldu ve derli toplu gözüküyor. Devam ediyorum şimdi. Burada ilerliyorum. Her bir trabzanın üzerine batarak buraya kadar ilerleyeceğiz. Normal bir şekilde. Burayı bir sırada sadece hani etrafını bir defa da dönebilirsiniz. İki sırada dönebilirsiniz. Ben iki sıra dönmeyi tercih ettim diğer çantada. O daha büyüktü. Bunda tek sıra dönmeyi düşünüyorum. Bu çanta diğerine göre biraz daha küçük. Ama yine dediğim gibi sizin tercihinize kalmış. İki sırada dönebilirsiniz. Daha büyük dursun, daha geniş dursun isterseniz. Şimdi bakın her bir trabzan üzerine basarak ilerliyorum. Şu şekilde. Bu tepe kısmı göstereceğim için buraya kadar videoyu devam ettiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar burası alt taraftaki şunun köşe kısmıydı hatırlayın. 3 tane burada dolgu vardı. 2 zincir, 3 dolgu burada vardı. Şimdi şu 2 zincir olan yere fazladan dolmuş olacağız. Yani bakın bir tane kalmış 2 zincirin olduğu yere. Şuradan itibaren ben buradakilere ikişer defa batıyorum. 2. Şimdi boşluğa 2 defa batacağım. 3. Bir daha batıyorum. 4. Bir sonrakine geliyorum. Ona da 2 defa batacağım. 5 ve 6. Burayı yuvarlak döndüm gördüğünüz gibi. Bundan sonrasını yine aynı şekilde her bir trabzanın üzerine bir defa batılacak şekilde ilerliyorum. Bakın. Şuranın düzgün durmasını istiyorum. Muntazam durmasını istiyorum. O yüzden ne yaptım? Buraları ikişer şekilde ilerledim ve şurada 6 tane trabzan oluşmuş oldu. Yani 3 trabzan artırmış oldum. Şimdi arkadaşlar bunun şu kısmını nasıl yaptıysak şurayı da aynı şekilde yapacağız. Burayı da aynı şekilde yapacağız. Arka tarafı da aynı şekilde yapacağız. Hepsi aynı şekilde yapılacak. Tam tur atıp burada buluşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıra daha gidince böyle iki sıralı kenar olmuş oldu. Bütün her tarafına iki sıra gitmiş oldum. İpimi kestim. Bakın bu daha geniş bir çanta olduğu için bu çantada 3 sıra gitmişim. 3 sıraya tamamlamışım. Zaten altta bir sıra vardı. 2 sıra daha üstüne gitmiştim. Bu biraz daha buna göre çapı daha küçük bir çanta bakın. O yüzden 2 sıra gitmek yeterli oldu. Şimdi sap kısmına başlayacağız. Sap kısmına hemen başlayalım. Bakın. Burada şuradan 2, 4, 6. 6 tane olacak şekilde arkadaşlar bir tanesini hemen getirip başlıyorum. Bakın şurada benim 6 tane trabzandan çanta sapını yapmayı düşünüyorum. 3 zincir çektim. Hemen yanındakine battım. Onun yanındakine. Şimdi bunu 6'ya tamamlayacağım. 4, 5 ve 6. Zincir çekiyorum, 3 zincir çeviriyorum. İlkine değil, ikincisine. 2, 3, 4, tepesine batıyorum, 5 ve bu ara yere batıyorum, 6. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın, sapım oluşmaya başlıyor. Evet, 1, ilkine batmadık, 2, 3, 4. Bakın burada şuraya dikkat edelim. Şuradaki tepeye batıyorum. Bu beşincisi. Şuradaki boşluğa batıyorum. Altıncısı. Ve daha düz duruyor. Gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar bunu istediğiniz uzunluğa kadar getireceksiniz. Yani çantayı kolunuza taktığınızda daha rahat kol altına nasıl gelecekse. Çünkü bazıları kol altına ağzı çantanın ağzı daha kapalı olsun diye sapını kısa yapabilir. Tam kol altında bitecek şekilde. Ama bazısı daha uzun sevebilir. O yüzden ben size şimdi bir önceki çantamdaki ölçüyü de vermiş olayım. Yani bunun ölçüsüne kadar onu söylemiş olayım. Şuradan başlıyorum.
Evet. Geliyorum. Evet, ben bu çantanın sapını arkadaşlar 64 santimetre yapmışım. Tabii ki bu size kalmış. Daha uzun, daha kısa yapma tercihi sizin. Bu şekilde arkadaşlar bu çanta sapını istediğiniz uzunluğa gelecek kadar ilerliyorsunuz ve sonra buraya bağlantısını yapıyoruz. Nasıl yapılıyor bağlantısı? Bakın burada gördüğünüz gibi istediğiniz uzunluğa geldiği zaman şuradan hemen sık iğne yaparak dolguyla buraya şu şekilde aynı 6 tanenin üzerine birleştirmiş olacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantanın sapını tamamladım. Şimdi bağlantı yerini takılma kısmını gösteriyorum. Bunu şuna dikkat edelim lütfen. Bakın şu şekil. Şuradan başlangıcına dikkat edin. Gelecek kıvrımı ve şurada bitecek. Ters takmayın. Sökmek zorunda kalırsınız. Şimdi hemen şuradan ne yapıyorum? Hatırlayın ne demiştik? Şurada artış yapıp altıya çıkarmıştık ya. Şimdi ben buradan takacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya ilk bağlantımı yapıyorum. Taktım. Devam ediyorum. Hemen sıradakine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yanındakine yine taktım. Yanındakine, yani karşılıklı olarak ikisini bir birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde şuradan. Bakın. Bağlantıyı gerçekleştirdim. Bir tane daha içinden alıyorum ve yanındakine geçiyorum. Daha sağlam olması için ben şurada ikisini bir değil, bakın bu bitti ya. Buradakini kaydırıyorum. Bir kere daha yan taraftakine geçip kaydırıyorum. Bir tane daha kaydırıyorum. Bir zincir çekiyor ve ipimi kesiyorum. Şimdi bunu da hemen, burayı da hemen bakın gösteriyorum size şu şekilde. Bunu gizleyeceğiz, içinden yürüteceğiz. Evet, hemencecik şuraya gelelim. Gizliyoruz bunu. İç taraflarından dolaştıralım. Evet. Şurasını. Evet. Şimdi bakın. Bağlantı yeri gerçekleşmiş oldu. Çantamız bu şekilde. İkinci sapını, diğer sapını da kendiniz aynı yöntemle yaparsınız. İç kısmını gösteriyorum. Bakın, dışı bu şekilde. Benimle birlikte gördüğünüz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için hayırlı günlerde kullanın.